Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Uşaklarımız, kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Taylandlık ayal Xitay vaksinisi emletkendiyken tuyuksuz ölüp ketken. Yakında Taylandlık 24 yaşlık bir ayal Xitay'nın Kaohsiung Sinovac biyoteknik şirketi işlep çıkartan vaksinini emletip 2 gündeyken tuyuksuz ölüp ketken. Ailesindekiler onun ölümünü Xitay vaksinisi bilen münasebetlik deb qaragan. Bu vaqtdagi haberlerde kayıt kılınışça yakınki mezgillerde Taylandlı Xitay işlep çıkartan vaksinini emlet sebeplik bir qatar meseleler oturuğa çıkan bulup bu ayalın ölümü en yana misal bulup hesaplandıken. Gerçi bununla yakın çıkarış üçün ceset tekşürüş dokulatını saklavatkan bosumu, bırak ölgücünün ailesindekiler onun ölümünü Xitay vaksinisi bilen münasebetlik deb qaragan. Kızının apısının bildirişçe kızı vaksini emletken deyken pekat bilginin ağırganlığını aytkan. Ama 2 gün deyken tuyuksuz ölüp ketken. Tayland'daki tor tarat kolarının haberine asaslanğanda Tayland'da yani 7 kişi Xitay'nın Kaohsiung vaksinisini emletken deyken bir aramlık ehvali körülgen. 23 April Nanchang doktorxonasidagi 400 tibbiy xodimga vaksina emlangandan 40 yaqin kişi aniq gap qila olmaslik, qo'l-puti mag'dursizlanish, bosh qiyish, bosh og'rish, ich siqilish, ko'zi torlashish, qusish alomatlari ko'rilgan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy ishlab chiqargan vaksinaning sonliq ma'lumotlari oshkora bo'lmagachqa kishilarda gumon paydo qilgan. Bunundan boshqa Hong Kongning rasmiy statistikasiga asoslanganda Hong Kong'da 24. aprilgacha bo'lgan 2 ay ichida Xitay vaksinasi emlanganlardan 23 kişi qaza qilgan. Buning ichida 19 bemorga Kaohsiung vaksinasi emlangan. Qolgan 4iga Xitayning yana bir xil vaksinasi emlangan. Sharq Turkistonda Korla Narat Avasiya liniyasi ochildi. Tangrataq to'rining 26 aprildagi xabarida bildirilishicha 21 aprildan boshlab Xuasha Avasiyasi Korla Narat Aqsu Avasiya liniyasini ochgan. Xabarda qayd qilinishicha yangidan ochilgan Avasiya liniyasi Korla Narat Aqsu navbatchi ayroplani har dushanba, chorshanba, juma, yakshanba kunlari uchadi ekan. Aslida Korldan Naratqa mashina bilan berish uchun 8 soat vaqt ketadigan bo'lib, havo qatnashida 7 soat vaqt qisqargan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonni Xitoylashtirish planiga asosan Sharq Turkistonda sayohat nuqtalaridan foydalanish orqali Xitoylarni Sharq Turkistonga kelib yerlashishga kuchayib rag'batlantirayotganligini, bu turdagi taraqqiyot planlarining amaliyotda Xitoyning o'z manfaati uchun xizmat qildiganligini bildirishmoqda. Yaponiyaning ko'ktoshlik kitobida Sharq Turkiston masalasi tilga olindi. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha Yaponiya tashqi ishlar vaziri Toshi Mitsuo Motegi bugun o'tkazilgan kabinet yig'inida Yaponiyaning 2021 yillik diplomatiya ko'ktoshlik kitobi to'g'risida doklad bergan. Ko'ktoshlik kitobda Xitoyning harbiy chiqimining o'tgan 30 yilda 44 hissa oshqanligi, ammo hamjotning tafsili turlari va ko'paytish muddaosining aniq emasligi Xitoyning harbiy kengaymichiligining Yaponiya va xalqaro jamiyat va rayonlar ko'ngil bo'lishga tegishlik bexatarlik masalasi bo'lib qolganligi ko'rsatib o'tilgan. Bunundan boshqa ko'ktoshlik kitobda Hong Kong va Sharq Turkiston masalasi tilga olingan bo'lib, Yaponiyaning bu vaqtdagi andissi bayon qilinib o'tilgan. Ko'ktoshlik kitobning ko'p qism mazmuni Xitoyga munosabatlik bo'lib, Yaponiyaning Xitoy yaqinda ma'qullagan dengiz soqchilari qonuniga bo'lgan andissi kunsiri jiddiylashayotgan Amerika-Xitoy munosabati va xalqaradagi kuch tengponligining zo'r darajada o'zgarayotganligi qayd qilingan. Xitoy josuslikka qarashtirish bexatarlik xizmat nizomi e'lon qildi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha Xitoy 26 aprel josuslikka qarashtirish bexatarlik xizmat nizomi e'lon qilgan. Xabarda qayd qilinishicha Huawei Sharq Turkiston, Hong Kong qatorliq masalalar sababidan Amerika, Kanada, Avustraliya va boshqa g'arb davlatlarining Xitoy bilan bo'lgan munosabati kunsiri keskinlashayotgan bir paytda Xitoyning bu nizomnomani o'tirg'i chiqarishi Xitoyning munosabatlik sohalaridagi yashirin tahdidlarga diqqatining kuchayayotganligining namoyandasi ekan. Bildirilishicha Xitoy Davlat bexatarlik ministrligi e'lon qilgan atalmish josuslikka qarashtirish xizmat nizomi Xitoydagi har qaysi idora organlarining josuslikka qarshi harakatga o'tishini qonuniy kafolat bilan ta'minlagan. Mazkur nizam yana davlat bexatarlik organlarining boshqarish doirasiga asosan
casusluqqa qarıştırış xizmetlerde kəsbi yetekleş, nazarat qilish ve tekşürüşki məsul bulunduğalıqı görüstülgən. Mezkur yeni nizamnamede Xitayning asaslıq organ, gruppa, karxana ve başka ictimai təşkilatlarga belgelik mesuliyet yüklengen bulup, tilge ilingan organlarının xadımlarına devlet bihaterlikini qoğdaş terbiyesi elib beriş, xadımlarını seferver kılış ve teşkilleş arqılıq casusluq ve devlet bihaterlikiga ziyan yetkizdigan kılmışlarının aldığını eliş ve tox tutuş gerektiki belgelengen. Yeni nizam diyene puralar ve teşkilatlarının casusluqni ve devlet bihaterlikiga ziyan yetkizdigan kılmışlarını devlet bihaterlik organının telefon numarı, tor süpsi ve başka usullar arqılıq dokudat kılalaydıqallıqı görüstülgen. Onundan başka devlet bihaterlik organlarının alahide üskünler arqılıq münasifetlik uğrullarını, əslihalarını, sistemlerini ve torlarını teknikilik tekşürüsü buluduqallıqı belgilengen. Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği İctimai Taratqulardaki talaş tartışlar hakkında bayanat ilan kıldı. Yakınki küllerde ictimai taratqularda Uyğur ayollarının kiyiniş usulü bunun Şarkı Türkistan davasına təsir körüstüş körsetmesi hakkında küçülük talaş tartış qozgalgan bulup Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği bugün bu haqda yazın bayanat ilan kıldı. Bayanata munular bildirildi. Yakından beri bazı ziyaliler ve bir kısım teşkilat mesullarının özlerinin ixtisas dairesinden çetnep halkımızın İslami hayat kalibini belgileş, dindar kişilerinin nədi nemi kılışıqa kadar yol yoruklarını körüstüştük əhvallar, ictimai uçur vasıtları kən təşviq kılınışı, halkımız içi de iğir bölünüş, gazepleniş əhvalını keltürüp çıxardı. Dini bilim səviyyəsi tuluq bolmağan, uyğurluqını İslam dinidin üstün, halkımızın beşiği gelgen palaketlerini İslamdın görüdüğün bu xil kişilerinin halkımızgi din yetekçisi süpüdüdü təşviqat xizmetlerini elib berişi, xalqimiz ichida iğir narazılıq payda qildi. Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği xalqimizning dini ve ictimai hem de siyasi sahalarda duş gelgen qiyinçiliklarda yol görüstüş, yetekleş hizmetini özünün burcu deb tunugan bir teşkilat bulu süpti bilen, her qandaq bir şahsının davağı ziyan seliş, ya ki pikir erkenliki sepsetisi bilen muqaddes dinimiz İslam şeriyetinin prinsip ve ahkamlarına karşı çıkışını, milletimizin kımmet qarashlarını kemistişini, Müslüman ayallarının özü xalığan rəng ve şekillerde İslami ölçemge muvapıq kiyinişini, radikallıq, terrorluqqa oxşayış, nalayıq, süpet ve atalğular bilen tilgi elişini, haqaret kılışını qat'i rət kılıdı ve qattıq tənqitleydi. Cümleden dini meseleler ve dini kımmet qaraşlardan yeterlik məlumatı bulmağan kişilerinin pətiva piçiş, çetellerde mümkün kadar birleşip ve hemkarlaşıp elib berilip atkan davağı ziyan seliş, teşkilatlar ve dava sepidikilerinin birlikini buzuş ve halkımızın maneviyetini çürüş ve psikikisini buzuşku urunuştak bolmağır teşvikatlarını toxtuşku çakırı kılış bilen birge, halkarada Şarkı Türkistan davası terakki kılıvatkan bu küllerde birlik ihtipaklıqa ve Şarkı Türkistan davasıya ziyan elip kilidigan, düşmenimiz Xitayını hoş kılıdigan söz hareketlerini kaydı sadır kılmaslıqı çakırdı. Halkımızın mu dini hükümler ve pativalarını din ehlidin elişka, özünü Müslüman diyen her bir kişini hakiki Müslümanlık ölçümü içinde yaşaşka davet kılıdı. Türkiye'de yeniden umumiyüzlük sırtkı çıkış çeklemesi yolu koyulduğalıqı ilan kılındı. 27 April Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanğıçılarının 37.312'ye yetkenlikini ilan kıldı. Ministerin malumatına asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlandı deb guman kılınan 269.000'a yakın kişi tekşürülüşü arqılıq, yeniden 37.312 kişinin yukumlanğalıqı eniklanğan. Növete 2716 kişi doktorxanda bulup, bir gün içinde yana 353 kişi kaza kılıp, 48.027 kişinin salametlige əsligi kelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışkı başlığandan beri salametlige əsligi kelgenler cemi 4.121.000'a, kaza kılgallar 38.711'e, kesili iğir bimarlar 3.563'e yetken. Tünügün ekilgan Türkiye içki kabinet yığındı yana uzun müddetlik sırtkı çıkış çeklemesi yolu kuyuş karar kılıngan bulup, 29 April'den 17 May'a Türkiye'nin barlıq vilayetlerde sırtkı çıkış çeklendiğalıqı bildirildi. Bayram sonrasına kadar sürecek yeni tedbirlerimiz şu şekilde olacaktır. 29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya
geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartlara uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek. Malayziya Hindistan bilen bolgan hava katnaşını toxtatdı. Malayziya Hindistan'da otturga çıkan Xitay virüsü variantının devlette tarqalışının aldığını eliş üçün ayruplan seferlerini toxtatışını karar kıldı. Malayziya Devlet Müdafiye Ministeri İsmail Sabri Yaqub Hindistan'da otturga çıkan Xitay virüsünün B1617 deb atalgan variantiga karşı yolu koyulgan tedbirlerini ilan kıldı. O Hindistan bilen Malayziya otturusida bevasite yoki vasitalik özara ayruplan seferlerinin Әті 28 aprildan başlap bir mezgil toxtatilganligini bildirdi. O Malayziyada xizmat qilish va turish ruxsati bo'lgan Hindiston fuqarolarining chegaradan kirishi cheklandi dedi. O Malayziyaning Hindistondan mol kirgizish ishlarining ham bir mezgilgacha toxtatilganligini eskertdi. Yaponiya bilan Hindiston Xitoyga qarshi hamkorlikni kuchaytirish to'g'risida kelishdi. Yaponiya bilan Hindiston erkin va uchuq Hindi tinich okean tasavvurini amalga oshirish uchun yaqindan hamkorlashish to'g'risida kelishdi. Yaponiya bosh ministri Suga Yoshihide Hindistonlik mansabdoshi Narendra Modi bilan telefonlashib, ikki davlat munosabatlari Hindi tinich okean rayoni va Xitoy virusiga taqobil turish ko'rishi qatorliq masalalar to'g'risida so'zlashdi. Suga Beijingning Sharqi Xitoy dengizi va Janubiy Xitoy dengizining salohiyatini bir taraflama holda o'zgartirishga urinishi Shundaqli Xitoyda 1-fevral yo'li qo'yilgan qonunga aloqador andissini o'tirg'i qo'ydi. Yaponiya tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, ikki rahbar telefon suhbati orqali Amerika Qo'shma Shtatlari va Avstraliya bilan birlikda erkin va ochiq Hindi tinch okean tasavvurini amalga oshirish to'g'risida birdaklik hosil qilgan. Hindistonda Yaponiyaning mablag'i va texnikasidan foydalanib qurilgan 500 kilometrlik yuqori sur'atli poyezd liniyasining tur bosqichidagi ilgirlashlar to'g'risida so'zlashgan ikki rahbar Xitoy virusiga taqobil turishda o'zaro hamkorlik o'rnatishning ahamiyatini ta'kidlashdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ertki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şunlukla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.